Merhabalar, ben Civan Avcı. Birinci Dünya Savaşı podcast serisinin 12. bölümüne hoş geldiniz. Genelde 12. Çanakkale Kara Muharebeleri alt serisinde 7. olan bu bölümde sizlere Fransızların Kumkale'ye yaptığı çıkarmayı anlatacağım. Bu bölümle de İtilaf Kuvvetleri'nin 25 Nisan 1915 tarihinde Gelibolu'ya yaptığı tüm çıkarmaların anlatımını da tamamlamış olacağım. Bir şaşırtma ve oyalama hamlesi olarak tasarlanan bu çıkarmada hiç de hafife alınmayacak çatışmalar yaşanmış. Uzak memleketlerden getirilen Afrikalı sömürge askerleriyle ülkelerini savunan Osmanlı askerleri Boğaz'ın Anadolu yakasında karşı karşıya gelmiştir. Fakat bu çıkarmanın detaylarına geçmeden önce her zaman olduğu gibi geçtiğimiz bölümde neler olmuştu kısaca bir hatırlayalım. İngilizler modern bir turuva atı misali içinde 2500 asker gizli River Clyde adındaki kömür gemisini V sahili diye adlandırdıkları Ertuğrul koyunda karaya oturtmuşlar. Buna ek olarak da 1000 asker mevcutlu Royal Dublin Fusiliers birliğini filikalarla karaya çıkartmaya çalışmışlardı. Karaya bir anda 3500 asker çıkararak Türklere acı bir sürpriz yaşatmak isteyen İngilizler daha sabahın ilk saatlerinde büyük bir felakete uğrayarak acı sürprizi kendileri yaşamışlardı. Özellikle Ezineli Yahya Çavuş'un kahramanlıklarının ön plana çıktığı Türk savunmasının çetinliğiyle sahil adeta bir kıyıma sahne olmuş, denizin rengi kırmızıya dönmüş, River Clyde gemisini terk etmeye çalışan 10 askerden 9'u 160 kişilik Türk sahil takımları tarafından vurulmuştu. Bin asker River Clyde'ı hiç terk edememiş, sahile çıkmaya çalışan 2500 askerin ise %70'i zayi olmuştu. Komşu sahil olan W sahilinden de bir türlü yardım alamayan İngilizler çareyi çıkarmayı tamamen durdurmakta ve yerlerinden hiç kıpırdamamakta bulmuştu. Özetle İngilizler Gelibolu Yarımadası'nın güney ucunda giriştikleri 5 çıkarmada da muvaffak olamamışlar. Sadece bulundukları sahillere güç bela tutunabilmişler. Karşılarında koca bir Osmanlı tümeni beklerken tek bir Osmanlı taburunu bile yerinden sökememişlerdi. Üstelik başarıya ulaşmak için kapsamlıca da bir planları vardı. Sir Ian Hamilton Gelibolu'daki ana çıkarmaların daha rahat geçmesi açısından Türklerin Anadolu yakasından top ateşinde bulunmasını ve birlik kaydırmasını engellemek için Kumkale'ye bir çıkarma planlamıştı. Bu çıkarmayı icra edecek olan ise Corps Expeditionnaire d'Orient adını verdikleri birlikleriyle Fransızlardı. Şimdi geçelim bu ana çıkarmalara dolaylı yoldan destek olması beklenen Fransızların Kumkale çıkarmasına. Fransız Orgeneral Albert Damat 18 Nisan'da yani çıkarmadan bir hafta önce Sir Ian Hamilton tarafından bir tebligat alıyor ve kendisinden özetle şunlar isteniyor. Boğaz'ın Anadolu yakasında kum kaleye bir çıkarma yapması, denizden Menderes çayına kadar olan kısmı düşmandan temizlemesi fakat harekatı çok da fazla ilerletmemesi, kuvvetini bir alay asker ve birkaç topla sınırlandırması ve gerektiğinde birliklerini hemen gelip Bolu'ya kaydırması. Hamilton'ın aklında olan İngilizlerin Gelibolu'da sağlam bir köprü başı oluşturması üzerine ana taarruza Fransızların da katılmasıdır. Kumkale sadece ve sadece Anadolu yakasındaki Türkleri oyalama amaçlıdır. Bu son derece akıllıca bir plandır. Sonuçta Türklerin gerçekten de Anadolu yakasında iki tümenlik ciddi bir hazırlığı vardır ve topları düşmana ateşlenmek izin hazırda bekletilmektedir. Sir Ian Hamilton Fransızlardan bir çıkarma beklemesine bekliyor fakat bu çıkarmanın icrası için gerekli olan filikaları tedarik edemeyeceğini de belirtiyor. Kısacası Fransızlar kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalıyor. Buradan da Hamilton'ın ana İngiliz çıkarmaları hariç diğer destek ve oyalama çıkarmalarının ince planlamalarına çok da ehemmiyet vermediği ortaya çıkıyor. Keza Fransızlar çıkarmadan iki gün önce bölgede kendi çaplarında bir keşif yapmalarına rağmen çıkarma günü epey aksilik yaşıyor. Bu konulara birazdan değineceğim. Şimdi geçelim Osmanlı tarafının bölgede yaptığı hazırlıklara. Osmanlı tarafından ilk bakışta biri Kumkale, diğeri Beşige ve bir diğeri de Boğaz'ın içindeki karanlık liman olmak üzere çıkarma yapmaya elverişli 3 nokta tespit ediliyor. Karanlık liman dediğimiz bu 18 Mart'ta düşman gemilerini batıran Nusret mayınlarının olduğu bölge olduğu için düşmanın da oradan çekineceği tahmin edildiğinden asıl çıkarma noktaları olarak Kumkale ve Beşige görülüyor ve bir nevi de doğru tahmin edilmiş oluyor. Bu konuya Liman von Sanders'in başkomutanlığa gönderdiği raporda özel olarak değindiğini görüyoruz. Alman Mareşal özetle bu bölgeden ciddi bir çıkarma beklediğini, düşmanın içerilere sızarak Anadolu yakasındaki tabyalarımızı imha etme imkanının bulunduğunu fakat bölgeye konuşlandırılmış iki tümenle ve Menderes çayının üstünde bulunan köprülerin gerektiğinde imha edilmesiyle böyle bir girişimin bertaraf edilebileceğini belirtiyor. Gerçekten de savaş öncesi aldığı önlemlere ve bölgeye Alman bir generalin komuta ettiği iki tümenlik bir kol ordu yerleştirmesine bakarsak Liman von Sanders'in buraya da tıpkı Bolayır gibi fazlaca ehemmiyet verdiğini görüyoruz. Düşmanın bu iki bölgeye sadece gösteri ve oyalama çıkarmaları yapması da işin biraz zilvesidir. Kuzeyde Çanakkale Boğazı'na kıyısı olan İntepe'den, güneyde ise Geyikli Beldesi'ne kadar yaklaşık 30 kilometrelik bir hat üzerinde 3. ve 11. tümenler konuşlandırılıyor. Alman Albay Nikola komutasındaki 3. tümen kuzeyde, Albay Refet komutasındaki 11. tümen güneyde yer alıyor. Bu iki tümene ise 15. Kolordu komutanı olarak Alman General Weber komuta ediyor. İlk çıkarma günü itibariyle bu birliklerin çoğunun muharebe görmediğini düşünürsek sizlere bu iki tümenin tüm unsurlarının tek tek nerelerde konuşlandığını anlatıp kafanızı karıştırmak istemiyorum. Genel olarak kuzeyde Kumkale'den veya Karanlık Liman'dan yapılacak bir çıkarmayı 3. tümen, güneyde Beşige Limanı'ndan yapılacak bir çıkarmayı 11. tümen karşılayacak, kıyılarda yine tüm savunma hatlarında olduğu gibi zayıf birlikler bulundurulacak, güçlü unsurlar donanma ateşi yememek için içerlerde bulundurulacak ve bu birlikler düşmanı gece taarruzlarıyla denize dökecektir. Yürütülen tahmine göre düşman çıkarmaya daha elverişli olması sebebiyle kuvvetlerini daha çok beşikeden çıkaracak ve böyle bir durumun oluşmasıyla da düşmanın ezineye doğru ilerlemesini engellemek için 3. tümen 11. tümene yardıma koşacaktır. Aslında böyle bir senaryo gerçekleşmemiştir. Fakat gerçekleşmesi durumunda da gerekli hazırlıkların tam olarak yapılabildiğini söylemek biraz güçtür. Malzeme eksikliği sebebiyle gerekli tahkimatlar tam yapılamıyor. Tel örgüler yeterince uzatılamıyor ve bunlardan daha da önemlisi iletişim hatları yeterli gelecek şekilde kurulamıyor ve birlikler arası iletişim ekseriyetle atlılarla sağlanıyor. Bu iletişim hususunun koordineli gece taarruzları yapması beklenen Osmanlı ordusunda ne gibi sıkıntılar çıkaracağını hep birlikte göreceğiz. Çıkarmanın Kumkale'den yapılması durumunda ise düşmanı ilk karşılayacak birlik 3. Tümen'in 31. Alayı'nın 2. Taburuna bağlı 6. Bölüktür. Menderes Çayı ile Ege Denizi arasında kuzeyden güneye doğru bombardımanlarda harabeye dönmüş Kumkale Sonra Kumkale köyü ve biraz güneyinde bu köyün mezarlığı, sonra Orhaniye bataryasının da bulunduğu Orhaniye sırtı ve Yenişehir köyü bulunuyor. Genişliği 750 metre ile 1,5 kilometre arasında değişen bu denizle Menderes Çayı arasında kalan alana bir yarımada da diyebiliriz. Kısacası Kumkale'den Yenişehire kadar uzanan bu küçük yarımadaya 6. bölün takımları dağıtılıyor. Bu bölüğün görevi düşmanı geceye kadar oyalamak ve gece gelecek tabur mertebesindeki takviyelerle düşmanı denize dökmektir. Şayet düşman Menderes çayına dayanacak olursa çayın köprüleri havaya uçurulacak ve ilerleme engellenecektir. Şunu da belirtelim ki köprüleri havaya uçurmak için gerekli patlayıcılar bulunamadığından bu işlem el bombalarıyla gerçekleştirilecektir. Burada da yine Anadolu yakasındaki tedarik eksikliği göze çarpıyor. Buna gerekçe olarak Gelibolu'daki 3. kolorduya nazaran Anadolu'daki 15. kolordunun daha geç kurulmasını gösterebiliriz. Bir çıkarma olasılığında 6. bölüye destek olarak güneyden gelecek birlik ise yine aynı 3. tümene bağlı 39. alayın 3. taburudur. Ayrıca her ihtimale karşı 2 mitralyoz de Menderes'in doğusundaki yamaca yerleştirilmiştir. Kağıt üzerinde Fransızların Kumkale'ye çıkması durumunda gidebileceği tüm istikametler tıkanmıştır. Şimdi bakalım Fransızlar bu çıkarmayı nasıl icra etmiş. 2800 Fransız, Tunuslu, Cezayirli ve Senegalli askerlerden oluşan Albay Ruf komutasındaki 6. sömürge alayı 24 Nisan 1915 tarihinde saat 22'de Mondros limanından Kumkale'ye doğru harekete geçiyor gün doğduktan sonra yapılması planlanan çıkarmadan önce saat 5.15'te kıyılara doğru yoğun bir bombardıman başlıyor. Bir tanesi Rus kruvazör Askolt olmak üzere 4 savaş gemisiyle birlikte yapılan bombardımanın mıntıkası Kumkale, Orhaniye, Yenişehir hattında yoğunlaşıyor. 6. bölüğün bulunduğu bu az önce anlattığımız yarımada da adeta taş taş üstünde kalmıyor. O anları bize gemilerden birinde olan tabip subay Joseph Vassal şöyle aktarıyor. Gemimizdeki askerler karaya çıkmaya hazırlanıyor ve Asya yakasına yaklaşıyoruz. Topçular yerlerinde, güçlü toplar emrimizde. İlk atış yapılıyor. Herkes şaşkın. İnsanların kulakları acıyor, tepesine kan çıkıyor. Daha kulaklarımıza pamuk tıkayamadan ikinci ve üçüncü atışlar yapılıyor. Yenişehir köyünün ana hatları artık bozulmuş durumda. Bu bir yıkımdır, kesin, yöntemli ve planlı. Kırmızı çatılı büyük bir ev görüyoruz. İlk mermi evi siyah bir dumanla işaretliyor. Duman bir an görmemizi engelliyor. Ev yıkılıyor ve insan üzülüyor. Belki altında barışçıl insanlar, belki akıllı ve bilge yaşlılar ya da kendi halinde ve kucaklaşan aşıklar barınmıştır. Tam isabet eden ikinci atış evi darmadağın ediyor. Üçüncü atış ise acılarına son veriyor. Tabip subay Joseph Vassal, 6. sömürge alayı, 1. tümen Koch Expeditioner Dorian bu arada Fransız subayının 3. atış ise acılarına son veriyor diye düşündüğü köy halkının haftalar öncesinden bölgeden tahliye edildiğini de belirtelim. Muharebe beklenen köylerin boşaltılması ve bir kısmının askeri bölge ilan edilmesiyle bölgeye sivil giriş çıkışı yasaklanmış. Fakat mallarını kurtarmaya çalışan bazı vatandaşlar farklı yollardan köylerine dönmüş ve bombardıman sebebiyle hayatlarını kaybetmişlerdir. Büyük ekonomik hasarı uğrayan bölge halkının zararları devlet tarafından karşılanmaya çalışıldıysa da bu konuda yapılmış araştırmalar hazinenin çok kötü durumda olması sebebiyle ödemelerin yetersiz kaldığına işaret eder. Birçok aile evsiz, topraksız ve yardıma muhtaç kalmış ve her zaman olduğu gibi savaş yine en çok sivilleri etkilemiştir. Nitekim itilaf donanması sadece Osmanlı askeri savunma düzenini değil, sivil yerleşim yerlerinde hedef almıştır. Evet, çıkarmaya devam edelim. Ağır bombardımanla beraber İstimbotların çektiği filikalar Kumkale civarında sahile yanaşmaya başlıyor. Fransızlar keşiflerinde Kumkale'nin kuzeyinde yer alan iskelenin iş görmez durumda olduğunu tespit ettiklerinden biraz güneyde yer alan bir kumsalı hedef seçiyorlar. Fakat artık Gelibolu çıkarmalarından alıştığımız şekliyle askerlerin sahile tam 1 saatlik bombardımandan hemen sonra çıkması öngörülürken istimbotların zayıf motorları akıntıları bir türlü yenemiyor ve filikalar sahile yanaştırılamıyor. Bu şekilde epey vakit kaybeden Fransızlar filodan daha güçlü gemilerin devreye girmesiyle kıyıya ancak saat 10'da çıkabiliyor. Bu yaşanan gecikme Osmanlı tarafından da fark ediliyor. Saat 7'de, 8'de ve 9'da olmak üzere çeşitli raporlarla karargah bilgilendiriliyor ve tüm birlikler alarma geçiriliyor. Çıkarmanın sürpriz faktörünün ortadan tamamen kalkmasına rağmen karaya çıkan ilk Senegalli askerlere ateş açılamıyor. Geciken çıkarmayı telafi etmek için düşman filosun ağır bombardımanı aralıksız devam ediyor ve bu yüzden bölgeyi savunan 240 mevcutlu 6. bölük içerilere çekilmek zorunda kalıyor. Çıkarma esnasında çıkarmayı rahatsız eden tek unsur in tepeden açılan Osmanlı topçusu oluyor ve bazı filikalar aldıkları isabet sonucu batıyor. Fakat yine de çıkarma yapan birlikler 6. bölüğün çabalarına rağmen önce harap durumda olan kaleyi, sonra da saat 11.15'te Kumkale köyünü ele geçiriyor. Köyün ele geçmesi esnasında bir takım sokak çatışmaları yaşanıyor fakat sayıca çok üstün olan Fransızlara daha fazla direnemeyeceğini anlayan 6. bölük sarılma tehlikesini de sezerek biraz güneydeki köyün mezarlığına çekiliyor ve burada mevzileniyor. Genel taktik gereği ağır silahları bulunmayan 6. bölük aldığı iki takımlık takviye ile bulunduğu mevziyi sadece piyade tüfeği ile cansiperane bir şekilde korumaya çalışıyor. Bütün bunlar olurken daha sabah saatlerinde alarma geçirilen 31. alayın 3. taburu Menderes'in batısına kaydırılıyor. Aldıkları ilk emirle yeni şehre hareket etmeleri ve daha sonraları çıkarmanın Kumkale'den geldiği anlaşılınca ikinci bir emirle derhal Kumkale'ye hareket ederek 6. bölükle beraber düşmanı denize dökmeleri söyleniyor. Saat 13 civarı cepheye ulaşan 3. tabur karşısında epey güçlenmiş ve Kumkale köyüne mevzilenmiş bir düşman buluyor. Giriştiği en ufak bir harekatta donanma ateşinin de etkisiyle büyük kayıplar yaşayan 3. tabur adeta yerinden kıpırdayamıyor. Taarruz etmesi beklenen bu taburun her hareketinin donanma tarafından felç edilmesi ve Fransızların Kumkale köyünden daha fazla ilerlemeyip güçlü bir savunma oluşturması bir tesadüf değildir. Daha Fransızlar Kumkale'ye girerken bir keşif uçakları Yenişehir dolaylarında 3. taburu fark ediyor ve durumu herkese bildirerek önlemler alınmasını sağlıyor. Düşmanın uçaklarla keşif yapıp eş zamanlı önlemler aldığı bu muharebede Osmanlı birlikleri daha kendi aralarında bile iletişim sorunları yaşıyor. Örneğin, hedefi Kumkale'ye taarruz etmek olan bu 31. alaya bağlı 3. taburun aslında bu taarruzu 39. alayın 1. taburuyla koordineli yapması gerektiği ve bu taarruzun komutanının ise kendi alay komutanı değil de 39. alay komutanı Yarbay Nurettin Bey'in olduğu bilgisi ancak saat 14.20'de bir atlı vasıtasıyla gelebiliyor. Durumun yerinde görüşülmesi için 1. tabur komutanının 3. tabur gözetleme bölgesine gelmesinin gerektiği yine aynı gelen atlı vasıtasıyla iletiliyor ve birinci tabur komutanının bu mesaj üstüne Orhaniye'ye gelmesi bir saati buluyor. Osmanlı cephesinde telsiz ve telefon ağı eksikliği yavaş yavaş hissedilmeye başlanıyor. Ayrıca donanmadan ağır bombardıman da gündüz ışıklarıyla epey isabet kaydettiğinden Türk taarruz girişimleri etkisiz kalıyor. Donanma ateşinin yarattığı kaygıyı sahile uzak bir mevzide gözetleme görevinde bulunan ihtiyat zabiti Şükrü Fuat bize şöyle aktarıyor: Korkulu bir merak zihnimi, korkulu bir heyecan içimi tırmalıyor. Cebime koyduğum kağıttaki satırlar arasında 31. ve 32. alayların düşmanı karşılamak için çıplak köyden kumkale'ye hareket ettikleri yazılı. Çıplak 2 saatlik yerde ve şüphesiz o da şu gürleyen topların ateşi altında. Acaba bu iki kahraman alay nasıl gelecek? Geçeceği bütün yerler ve yollar ateş ve duman içinde boğuluyor işte. Nereden geçecek bu iki kahraman alay? Deli gibiyim. Aklımı zor muhafaza ediyorum. İhtiyat zabiti Şükrü Fuat 3. Tümen 15. Kolordu Çıkarma haberi alındığından beri Menderes'in güneyinden dolanarak yeni şehir dolaylarında birikmeye başlayan üçüncü tümen unsurlarına bir tehdit de güneyden yani Beşige'den geliyor. Bir gösteri çıkarması yapmak için Beşige limanına yanaşan Fransız filosu neyse ki saat 11 civarında sahile ağır bir sisin çökmesiyle bu girişiminden vazgeçiyor ve filo Bozcaada'ya geri dümen kırıyor. Gün içinde Liman von Sanders, 15. Kolordu Komutanı General Weber'e Seddülbahir'de ve Arıburnu'nda ciddi çıkarmaların olduğunu ve Anadolu yakasından tasarruf edilecek birliklerle Gelibolu'daki 3. Kolordu Komutanı Esat Paşa'nın takviye edilmesi gerektiğini bildiriyor fakat bu talepler ilk etapta yanıtsız kalıyor. Kendisine kesin emirler birkaç defa da tekrar edilmesine rağmen General Weber düşmanın beşikeden her an tekrar çıkarma girişiminde bulunabileceğini gerekçe göstererek emirleri yanıtsız bırakıyor. Sonunda 3 Türk kurmay subayının yoğun çabasıyla Weber birlikler arasında en az eğitim görmüş olan 64. alayını saat 20.15'te Gelibolu'ya gönderiyor. Buna ek olarak 33. alay ise ancak gece yarısı belki de iş işten geçtikten sonra yola çıkabiliyor. Fransızların asıl çıkarmasının Beşige'den değil de Kumkale'den olduğu kesinleşince saat 18 dolaylarında Osmanlı birliklerinin Yenişehir'deki mevcudu 3 tabura ulaşıyor ve 3. Tümen Komutanı Albay Nikolay'a emrindeki bir tümen askerle gece taarruzlarıyla düşmanı atması yönünde baskı kuruluyor. Havanın da karardığı bu saatlerden sonra artık Türk taburlarının tekrar tekrar cereyan eden süngü hücumları başlıyor. 39. Alay Komutanı Yarbay Nurettin'in emrinde birleşen taburlar saat 20.30 dolaylarında gerçekleştirilen taarruzlarla bir Fransız siperini ele geçirdiyse de koordinasyon eksikliği sebebiyle daha fazla ilerleyemiyor. İletişim eksikliğinin doğurduğu yavaşlık Osmanlıların yine başına bela oluyor. Durumu yakından takip etmek için Yenişehir'e gelen Tümen Komutanı Albay Nikolayo raporlar yaya olarak iletilebiliyor ve bu raporlar doğrultusunda Nikolayo'nun verdiği emirler birliklere yine yaya olarak gidiyor. Bu durumun bir örneğini süvari teğmeni Şerif Bey bize şöyle aktarıyor. Kendilerine cephe ve yapılan savaş hakkında etraflı bilgi veriyorum. O zaman Tümen Komutanı Almanca gut diyor ve tercümanı vasıtasıyla müfreze komutanına git müfreze taarruz etsin, süngüyle düşmanı denize döksün emrini veriyor. Emri tekrarlayıp ayrılıyorum. 2 kilometreye yakın bir mesafeyi yaya olarak süratle kat edip müfreze komutanına emri bildiriyorum. Borazan müfrezeye süngü hücumu çal. Süvari Teğmeni Şerif 3. Tümen 15. Kolordu. Kumkale dolayları o gece adeta bir karmaşaya sahne oluyor. Birlikler arası sözlü olarak kulaktan kulağa iletilen bilgiler zaman zaman yerine ulaşamıyor. Ulaşsa da farklı manalar çıkabilecek şekilde ulaşıyor ve koordinasyon böylelikle epey zayıf kalıyor. Hatta bir noktada bir Osmanlı birliğinin düşman sanarak kumkale önlerinde başka bir Osmanlı birliğine ateş ettiği bile görülüyor. Gece yarısı Kumkale köyü şiddetli sokak çatışmalarına sahne oluyor. Bu yoğun çatışmalarda iki tarafta birbirlerine esirler bırakıyor. Hatta yaşanan bir olayda teslim olmaya gelen bir Fransız subayının muhatap olarak kendi rütbesinde bir Osmanlı subayı bulamamasından ötürü teslim olmaktan vazgeçtiği bile söyleniyor. Türk birlikler yaşanan onca olumsuzluğa rağmen öyle veya böyle saat gece 3'te Kumkale köyüne giriyor. Bu süre zarfında düşman tel örgüler çekme ve makineli tüfek yuvaları kurma zamanı bulduğundan Türk taarruzu saat 4 gibi yavaşlayarak duruyor. Sürekli taarruzlar ve karşı taarruzlar şeklinde göğüs göğüse geçen muharebede Fransızlar da Yenişehir'e ilerlemek için hamleler yaptılarsa da pek etkili olamıyorlar. Bir müddetlik bir duraksamadan sonra Kumkale içlerine kadar girmiş Türk birlikleri gün ağarmaya yakın düşmanı denize dökme amacıyla son bir hamle daha yapıyor ve hücum borazanları çalarken belki de Osmanlı tarafının o ana kadarki en enerjik taarruzu geliyor. Fransız tarafında beyaz bayraklar sallayan birlikler görülmeye başlanıyor ve az önce bahsettiğimiz şu teslim olmak isteyip de muhatap bulamadığı için olamayan Fransız subayı hadisesi tam da bu esnada yaşanıyor. Çarpışmaların göğüs göğüse olması, birliklerin Kumkale sokaklarında adeta iç içe geçmiş olması Türklerin işine geliyor çünkü Fransızlar bu şekilde donanma ateşi açamıyor. Fakat Fransızların başkomutanı Orgeneral Damat tartışmalı bir karar alıp kendi birliklerini de vurma pahasına Kumkale'ye ağır bir bombardıman uyguluyor. Bu şekilde gereksiz zayiatlar verildiğini gören Türkler köyü terk edip köy mezarlığı ve Orhani hattına geri çekiliyor. İletişim problemi yüzünden bu geri çekilme tam düzenli olamadığı için bazı küçük Türk birlikleri Kumkale'deki yıkık evlere hapsolarak çatışmalara devam etmek zorunda kalıyor. Osmanlı ordusundaki esir düşmelerin ise bu esnada yaşandığını belirtelim. Nitekim Osmanlı tarafında tam geri çekilme 26 Nisan günü saat 16'da gerçekleşiyor ve tüm birlikler donanma ateşinden korunaklı yerlere alınıyor. Düşmanın bu geçen süre zarfında takviye almamış olması ve bu sayılarıyla daha fazla bir tehlike teşkil etmeyecek durumda olması da alınan bu kararda etkili oluyor. Neredeyse 35 saat süren göğüs göğüse çarpışmalar çok kanlı oluyor ve iki tarafta yaralarını sarmaya başlıyor. Kolordu komutanlığından gelen sürekli taarruz istekleri üzerine 39. Alay komutanından 26 Nisan saat 14.30'da çarpıcı bir rapor alınıyor. 1 Kumkale'ye hücum edilerek köy belki 10 kez ele geçirilmiş, sonunda kıyılara çok yakın zırhlı ve taşıma gemilerinden açılan şiddetli topçu ve makineli tüfek ateşleriyle asker geri çekilmiştir. 2. Bölük komutanı ve subay kalmamıştır. Yaralılar yollara dökülmüş ve dağılan bazı birliklerin önü alınamamıştır. 3. Şimdilik cephede ve kanatlarda 300 kişiden fazla asker bulunmadığı gibi, bu erlerimizin de 35 saatten beri topçu ateşleri altında çarpışarak çok fazla zayiat vermesi dolayısıyla taarruz edecek gücü kalmamıştır. 4. Düşmanın bu kıyılarda yeni bir çıkarması ile eldeki müfrezenin mevkisini elinde tutabilmesi zordur. Komutana bu gerçeği anlatınız. Yarbay Nurettin 39. Alay 3. Tümen 15. Kolordu Bu rapordan hemen sonra Yarbay Nurettin'in de şehit olduğu haberi geliyor ve bölgedeki birliklerin komutası 31. Alay Komutanı'na veriliyor. Öte yandan çoğu Afrikalı askerlerden oluşan Fransız birliklerin de kaybı çok büyük oluyor. Geçici bir hastaneye dönüştürülen Savua gemisine çeşitli deniz taşıtlarıyla akın akın yaralılar yağıyor. O anları bize yine Fransız tabip subay Joseph Vassal şöyle aktarıyor. Ertesi gün şafak sökene kadar bir kan inilti ve tarifi imkansız dehşet atmosferi içinde yaralılarla ilgileniyoruz. Bir dakika bile durmuyoruz. Hala yaralı geliyor. Botların dibinden ve uzun bir sedye kuyruğunda güverteye çıkarılıyorlar. Savua'daki çocuk oyun odasının büyük masalarının üzerine bir seferde altı yaralı koyabiliyoruz. Bazen bir inilti bile duyulmaz. Sessizlik etkileyicidir. Arkadaşlarımız takdire değerdir. Yine de bu gecenin yaraları ürkütücü Bir başçavuş sırf ölmek için bize geri geliyor Bir şarapnel göğsünü parçalamış Bir an kalbini hala atarken gördük Başı yarılmış, bir ayağı kopmuş, bir elinin üç parmağı gitmiş bir Senegalli var Bir sandalyede sırasını bekleyen başka bir siyaha ''Çok mu kötü?'' diye soruluyor ''Hayır, biraz'' Doktor bakıyor, bir mermi her iki bacağında koparmış Tabip Subay Joseph Vassal, 6. Sömürge Alayı, 1. Tümen, Koch Expeditione Doyen. Verilen ağır kayıplarla Fransızların daha fazla tutunamayacağını gören Orgeneral Damat, Türklerin yeni şehre kadar geri atılmadan kendi birliklerin rahat edemeyeceğini düşünüyor ve karaya yeni birlikler çıkarmak istiyor. Bu görüşü Sir Ian Hamilton tarafından desteklense de Orgeneral Damat toplantıdan ayrılır ayrılmaz Hamilton'ın kurmayları bu karara karşı çıkıyor. Sonuçta Fransız çıkarmasının bir oyalama harekatı olduğu unutulmamalıdır deniyor ve Fransız takviyelerine asıl Gelibol'da ihtiyaç duyulmaktadır deniyor. Hamilton başta kabul ettiği bu kararı sonrasında iptal ediyor ve Fransızların Gelibolu'ya kaydırılması emrini veriyor. 26 Nisan'ı 27 Nisan'a bağlayan gece Fransızlar Kum Kale'yi sessiz sedasız tamamen boşaltıyor ve birlikler Morto koyundaki bugünkü şehitler abidesinin bulunduğu Hisarlık Tepe'ye aktarılıyor. Ve böylelikle de iki gün süren şiddetli Kum Kale muharebeleri de son bulmuş oluyor. Muharebeler sonunda Fransızların kaybı 800 civarında olurken Osmanlıların kaybı ise 1700 civarında oluyor. Sonuç olarak Fransızlar Kumkale'ye bir çıkarma gerçekleştirmiş, Osmanlı 3. Tümeni'nin ve topçu birliklerinin dikkatini üstüne çekmiş, Beşigede'de bir çıkarma riski oluşturarak Osmanlı 11. Tümeni'ni de yerinde tutmuş ve bu haliyle genel olarak bakıldığında oyalama amacına ulaşmıştır diyebiliriz. Türk tarafı ise kahramanca direnişler sergilemiş fakat ekseriyetle donanma ateşinden ötürü çok büyük kayıplar vermiş ve girişilen taarruzlarsa iletişim ve koordinasyon eksikliğinden ötürü beklenen etkiyi gösterememiştir. Fransızların kayıpsız bir şekilde geri çekilmesi de Türk ordusu tarafından kaçırılmış bir fırsat olarak görülür diyelim ve bölümün sonuna da gelmiş olalım. Bu bölümle de İtilaf Kuvvetleri'nin 25 Nisan 1915 tarihinde yaptığı tüm çıkarmaların anlatımını da tamamlamış oluyorum. Bundan sonra Çanakkale Kara Muharebeleri alt serisi Seddülbahir'de, Bahir'de, Arıburnu'nda ve Anafartalar'da geçecek muharebelerle devam edecek. Fakat şimdilik bu alt seriye ileride geri dönmek üzere bir ara verip 1. Dünya Savaşı'nın Avrupa'daki sahnesine yani Batı cephesine bir geçiş yapacağım. Gelecek bölümde artık bir siper savaşına dönmüş olan Batı cephesinde itilaf kuvvetleriyle Almanlar arasında neler oluyor ona bir göz atacağız. Umarım bu bölümde keyifle dinlemişsinizdir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.